Sevgili takipçilerimiz merhaba. Shortcut'la devam ediyoruz eğitimlerimize. Burada zaman çizelgemizi oluşturalım yine. Oraya birkaç tane bir şeyler atalım. Şuradan açalım. Stok videolarımız. Şunları bir atalım oraya. Evet, şöyle oynatma listemizi açalım. Oraya birkaç bir şey daha atalım. Oynayacağımız efektlerle oynayacağımız bir şeylerimiz olsun elimizde. Nelerimiz varmış? Ne bileyim, bir tane resim atalım. Neyse, şimdilik bu kadar yeterli. İhtiyacımız oldukça stoklarımız var zaten. Tamam. Şimdi buradaki videoları arabaya attık önce. Kısaltalım böyle şuralardan. Videomuz uzun olmasın. Şurada kesme işaretine tıklayarak keselim. Sağ taraftaki yeri seçip delete yapalım. Bir tane de şurada var. Onu da şöyle yapalım. Buraya sürükleyelim. Onun şöyle bir intro bölümü var galiba orada. Ne olduğunu bilmiyorum. Oradan bir keselim. Resim araya bir tane de resim koyalım. Arkadaşlar, buradaki partların tümünü seçip sağa kaydırmak istiyorsan Ctrl A'ya basıp hepsini seçili hale getirebilirsiniz. Tekrar Ctrl A yapıyorum. Biraz daha geri atıyorum. Sonra sadece resmi tutuyorum. En başa getiriyorum. Sonra bunları buradan tekrar birleştiriyorum. Resmin başta olmasını istedim. Şimdi gelelim filtreler bölümüne. Bakalım filtreler bölümünde nelerimiz varmış. Filtrelerdeyiz. Şöyle bir tıklayalım. Artı simgemiz aktif hale geldi. Filtrelerimizi deneyelim bakalım tek tek. Evet, buradan video bölümünü seçtik. Şurada arıza denilen yerden başlayalım. Bakalım bu arıza ne iş yaparmış. Şöyle bir oynatalım onu. Gördüğünüz gibi bir daha geri alalım. Bu şekilde bir efekt sağladı bize. Bunu silmek isterseniz eksi tuşuna basmanız yeterli olacak. Artıya geçiyoruz tekrar. Arkadaşlar, şurada asabi denilen efektin herhangi bir, şöyle aynayı alalım. Ayna ne yapıyormuş? Ayna ters döndürdü bakın videoyu. YouTube yazısı ters oldu. Her şey ters oldu. Bunu videoda da yaparsak aynısı olacak zaten. Fark eden bir şey olmayacak. Ayna efekti bu şekilde bir görüntü yapıyor. Onu da sildik. Baş aşağı gördüğünüz gibi oraya şöyle bir şey yapalım biz. Mesela geri alalım. Bunu da silelim buradan. Şuradaki oynatma listemize şurada benim bir videom var. Onu ekleyelim. Onu da buraya alta koyalım. Dursun. Oynatma listesini kapatalım. Yine efektler bölümündeyiz. Şuraya gelip videomuzu oradan belli bir kısmını silelim. Şöyle keselim oradan. Kesme işaretini biliyorsunuz, artık siz de öğrendiniz. Sağ tarafından da delete yaparak sildim. Ve kendi görüntümün üzerine gelip ayna efekti vereceğim.
Ayna efekti burada görüntüyü ters yaptı tabii ki. Ancak arkamızda herhangi bir materyal olmadığı için, mesela bu efekti kaldıralım burada, mutlaka görüntüden anlayacağız onu. Bak gördüğünüz gibi görüntü bu tarafa geçti. Ters görüntü yapıyor ayna efekti. Baş aşağı efektimiz vardı. Gördüğünüz gibi baş aşağı efekti bizi kafası üstü aşağı dikti. Devam ediyoruz. Buradakini de silelim. Efektlerimizi tek tek kontrol edelim. Size Shotcut programının neler verdiğini göstermeye çalışırım. Doygunluğu geç. Döküm anahtarı gelişmiş, onları geç. Döndür ve ölçekle var. Döndür ve ölçekle var. Yani burada geri gelelim. Burada bunu yapmanızı sağlıyor. Bunu dediğim şeyin ne olduğunu anladınız artık. Fotoğrafı döndürüyorsunuz, ölçeklendiriyorsunuz. Eşik demiş. Eşik de bu işte. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bunda da ince ayarlarla. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Böyle şeyler oluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, normal filtrelerimizi test ettik. Ne var ne yok onlara baktık. Şimdi geçiş efekti yapacağız. Geçiş efekti şuradan videomuzu başa alalım. Oradan bir resimden bir filme geçiş olacak. Gördüğünüz gibi. Bu sağdaki kareyi soldakinin üzerine getirdiğimizde, arkadaşlar burada geçiş efektleriyle ilgili bir ayarlar bölümü çıkması lazım. Çıkmadığında bu seçili alan, yani üst üste bindirdiğiniz alana geldiğinizde sağ tuşu üzerindekiler yapın. Burada çok çeşitli geçiş efektlerinin olduğu bir bölüm gelecek. Örneğin ne diyor? Matris kıvrım dikey diyor. Geçiş için böyle bir efektten bahsediyor. Tamam, bakalım nasıl bir şeymiş, bu geçişi nasıl yapacakmış merak ettim. Hemen böyle bir geçiş yaptı. Sonra devam ediyorum. Iris daire diyor. Onu merak ettim. O da böyle bir geçiş oldu. Burada yumuşaklık ayarları, karıştırma ayarları gibi şeyler var. Geçiş efektlerini, yani filmlerin arasındaki geçiş efektlerini bu şekilde yapabilirsiniz. Peki burada bir de dışa aktarım yapalım. Hiç şimdiye kadar işlemediğimiz bir konuydu. Efektleri bitirdiğimize göre bir de videomuzu dışa aktaralım. Dışa aktar şuradaki bölümü seçtik. Hangi modda dışarı aktaracağımızı burada, hangi biçimde aktaracağımızı da seçmemiz lazım. Varsayılanı seçelim bakalım. Bir şöyle dışarı aktarımını yapalım. Evet, varsayılan MP4'müş zaten. Buna bir de isim verelim. Dosya ismi. Masa üstüne renderlama işini yapsın bakalım. Renderlaması ne kadar sürüyor? Onu da merak ediyoruz değil mi? Şurada sağ üst tarafta işleyiş süresini zaten takip edebiliyorsunuz. Diğer işlerimizi aksatmayacak şekilde, yani render yapıyor, bilgisayarımızın performansını fazla kasmıyor. Evet, renderlama işimiz tamam. Masa üstündeki render yapılmış dosyamızı açalım bakalım. Evet, bu şekilde gayet başarılı, gayet güzel şeyler yapabileceğiniz, ücretsiz olarak faydalanırken mükemmel işler oluşturabileceğiniz bir video programıdır bu Shotcut. Arkadaşlar
Shotcut'ı nereden indireceksiniz? Shotcut'ı indirme yerini de size söyleyeyim. Bizim yazılmara.com sitemiz var, bir tane program sitemiz. Program sitemizde Shotcut'ı indirebileceğiniz sayfamız var. Shotcut yazıyorum buraya. Bu sayfanın linkini de videoların altında bir paylaşayım ben. İndirmek isteyen arkadaşlar ücretsiz olarak gelip burada bu programı indirebilirler. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.